Bozulmamış gibi yapıyor ama çilek bence bozuldu. En iyisi ben Kendal dedemin ruhuna gireyim de onu biraz gençleştireyim. Gelsin çilekle oynasın. Hop, kolla kendini dedeciğim. Şimdi ruhuna girip seni oyun delisi birine çeviriyorum. Yapma kızım ya. Yani bak yani Kendal amcan yaşlı, seninle oynamayabilir. Bunun için surat asmana gerek yok ki. Sen şimdi bu bebeklerini al, şöyle bir köşede kendi kendine güzel güzel oyna yavrum ha. Girin. Ben geldim. Baba, bu elindeki ne? Çilekle komşuculuk oynamaya geldim. Ben Dudu olacağıma göre bu da köpeğin tacı olacak. Gerçekten oynayacak mısın? Tabii küçük biri. Hadi gel biz damatları yalnız bırakalım. Yaşasın! Baba! Aa, vallahi bravo ya. Evet ya. Farkında mısın? Kaynanamız gibi konuştu. Allah. Ay gözlerime inanamıyorum. Kaşla göz arasında elimizden kaçırdık. Ay sanki yer yarıldı, içine girdi. Ona gök denir anne, gök. Bir dakika sakin ol lütfen. Bir düşünelim bakalım can, nereye gitmiş olabilir? Ay Betüş, benim artık düşünecek halim kalmadı. Dünyaya getireceğim kıza bak. Daha dünyaya gelmeden neler yapıyor. Kim bilir geldikten sonra neler yapacak. Bir dakika bir dakika. Hadi bir de bizim eve bakalım. Belki oraya gitmiştir. Görüyorsun işte, orada yok. Kafeye baksan bir, belki de oraya gitmiştir. Perihan teyzeciğim, oradaki durumu biliyorsun. Ama yine de bir bakalım peki. Tam tahmin ettiğim gibi işte orada da yok. Aa, kafedeki bu manzara nedir Betüş? Ay hiç sorma baba. Hay Allah, olanlara bak. Allah Allah, niye açmıyorlar ki? Özel parti var galiba. Neyse gidelim bari. Gidelim. Niye açılmıyor bu kafe? Bu saatte kafe kapalı olur mu be? Kimse yok. Herkes içeride. Niye kapıyı açmıyorlar? Suzan! Kapıyı açsanıza Suzan! Suzan! Aman Allah'ım, herkes donuk. Bunlar donmuş. Suzan! Burada herkes donmuş. Aman Allah'ım. Suzan! Kendine gel Suzan. Yoksa bu perilerin işi mi? Evet, perilerin işi. Yaşayarak perilerin işi. Suzan, sonunda bana inanacaksın. Evet, bana inanacaksın. Hem de yaşayarak göreceksin. Kendine geldiğinde perileri sen de anlayacaksın. Perilerin ilki doldu burada. İşte böyle Duzucuğum. Lütfen kızlarına iyi anne ol. Sana söz veriyorum Perihan. Bundan sonra kızlarıma çok iyi davranacağım. Onları kocalarından ayırmaya çalışmayacağım. Aşk olsun baba ya. O da ne demek öyle? Ya gerçekten tamam yani, sağ olsun kaynanımız bizi hiç sevmez ama hiçbir zaman da karılarımızdan bizi ayırmak istemez Kendal Bey. Hı hı. Oyun oynarken kızın aklına böyle şeyler sokmasana baba. Bir dakika. Neden böyle dedin şimdi Kendal amca? Ne dedim Perihan? Anneannemin kızlarını kocalarından ayırmaya çalıştığını nereden çıkarttın? Hiç. Lafın gelişi söyledim. Hadi biz oyuna devam edelim Perihan. Değil mi Taci? Yoksa Perihan seni çok kötü cezalandıracak. Babana bak ya. Amma yaratıcıymış da bizim haberimiz yokmuş. Ya öyleymiş. Baksana köpeği bile konuşurdu. Bu işte bir iş var. Kendal amca bu kadar çok şey bilemez. Hele Perihan teyzemin anneanneme ceza verdiğini hiç bilemez. En iyisi neler oluyor bir öğrenmek. Buldum sihirli ellerim. Kendal amcanın aklına nasıl girmiş bunlar? Yapma çilek, yapma. Toprak, bu toprağın sesi. Evet benim. Çek sihirli ellerini üstümden. Ne işin var senin Kendal amcanın içinde? Söyleyemem. Annemlerin bilmemesi lazım. Kimseye söylemem gerçekten.
yapacağım bana şimdi? Anne, teyze, Perihan teyze. Ne oldu kızım? Aa, Betüş baksana. Aa, aa. Niye dandırdın babanları? Her şeyi anlatacağım. Ya annemin karnından çıkıp sihirle eğlenecektim. Ama sürekli kaçıyorum. Neyse ki buraya geldim. Galiba burada eğlenebilirim. Ama bir düşüneyim. Nasıl? Ah, çok güzel filmmiş be. Çok etkilendim. Ben de annemlere de izletmek istiyorum. Ne diyorsun Firuze abla? Hala televizyona girmek istiyor musun? Televizyona mı? Çok istiyorum tabii. Keşke o filmdeki gibi şu kumandayı evirip çevirsem, kendimi renkli kutunun içinde buluversem. Aman Firuze abla ya. Galiba nasıl eğleneceğimi buldum. Olamaz. Olur işte. Bal gibi olur. Neredeyim ben? Neresi burası? Firuze abla inanmayacaksın ama televizyonun içine girdim. Demek ki sizin kumanda da sihirliymiş. Öyle geliyor. Galiba Ceren de Kerem'in sesi. Of, kim bilir ne yaptılar gene. İnsana bir rahat vermezler ki. Hadi gel gidip bakalım. Eyvah! Hayal gerçek oldu. Firuze ablayı oradan nasıl çıkaracağız? Ben de anlamadım ki hayal mi gerçek mi? Birbirimizi cimdikleyelim. Aa! Ya ne bağırıyorsunuz ya? Ya ne oluyor, bir şey söylesenize. Firuze abla nerede? Buradayım Cem. Gel bak ne oldu bana. Ses nereden geliyor? Oradan. Televizyondan. Firuze abla senin ne işin var orada? Film izlerken keşke ben de televizyona çıksam dedim. Kendimi bir anda burada buldum. Nasıl yani? Basbayağı sihirli oldu. Ya ne sihri ya? Şaka mı bu? Hayır değil. Burada oturuyordum. Televizyona giriverdi. Zamin amcanın fazla etkisinde kaldınız herhalde. Sihir mir, saçmalamayın ya. Bu hangi kanal? Ya Firuze abla bir kadın programına falan mı katıldı yoksa? Abi görmüyor musun? Televizyonda kanal logosu falan yok. Hem Firuze abladan başkası da yok. Ya doğru söylüyorlar ama ben yine de sihre falan inanmıyorum. Ya Tuğçe, yemin ederim ki sihirli oldu. Ben de. Öf ya, keşke size bunun sihirli olduğunu kanıtlayabilseydim. Ben kanıtlarım, üzülme Ceren. İçine girip Cem'e ne olursa sana inanacağını soralım. Abi, ne olursa sihirli olduğuna inanırsın. Heh, söyle. Mesela aniden zayıflarsam inanabilirim. Ne? Hay hay. Ne oldu ya? Olur. Harika oldun Cem. Taci'den sonra şimdi de Kendall'ın ruhuna girmiş. Görüyorsunuz değil mi şu yaramazın bana yaptıklarını? Hadi çocuklar, vakit kaybetmeyelim. Hemen arayıp bulalım. Aa, Sadıkları böyle mi bırakacağız Perihan teyze? Merak etmeyin. Ben onlarla kalırım. Her şey yoluna girince bana seslenirsiniz. Onları düzeltirim. Aferin benim güzel kızıma. Bu harika bir fikir. Hadi hemen gidelim. Gidelim de Perihan teyze nereye? O küçük haylaz perinin gidebileceği tek bir yer kaldı. Aa, bize mi? Hadi gidelim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.